Fatih arkadaşlar kendi devrinde Papa II. Pius'tan Hristiyanlık teklif eden bir mektup yazılıyor. 1461'de yani demek ki tahta çıktığından 13 sene sonra. Yok 10 sene sonra düzeltiyorum. 1451'de tahta çıktı. Demek ki 31 yaşındayken Fatih 10 sene sonra 1461'de Trabzon'u fethettiği sene aynı zamanda o dönemin papası 2. Pius 100 sayfa uzunluğunda bir mektup. Bu mektubun ana fikri Hristiyanlığın kabul edersen bütün Avrupa Hristiyanlığı olarak emrine giriyoruz. Ama buna karşılık başta sen Osmanlı'da bir Hristiyan devleti olacak. Biz de kral imparator olarak sadece seni tanıyacağız. Avrupa'nın anahtarlarını veriyoruz. Karşılığında seni Hristiyanlığa alıyoruz. Bunu yeminli Türk düşmanlarından Alman tarihçi vardır 20. asır. Franz Babinger bir iftira ile bunu birleştirdi. Dedi ki Fatih işte gizlice Hristiyan oldu kendisine gelen bu mektup üzerine. Ondan sonra bizim içimizdeki beyaz Türkler batıcı devşirmeler de Babinger'den alarak bu malzemeyi çok kullandılar. Ama 2013 senesinde Vatikan arşivinde bu mektubun orijinaline ulaşıldı. 100 sayfa olduğu görüldü. Ve bu orijinal ortaya çıktıktan sonra Vatikan mensuplarından aynı zamanda bir papaz yani hem oryantalist, doğu, doğu alemi uzmanı hem de Vatikan'da bir papaz, Katolik Vincenzo Poggi isminde birisi bu mektubun yazıldıktan sonra arşive kaldırıldığını, Fatih'e hiçbir zaman gönderilmediğini, Fatih'in yaşadığı dönemde böyle bir mektuba muhatap olmak değil Vatikan'ın böyle bir planı olduğundan bile haberi olmadığını ispat etmiş oldu. Nokta. Yani bunu bilgi olarak arz edelim çünkü zaman zaman içimizdeki İslam düşmanları bu iftirayı tekrar ederler zihinleri bulandırmak için. Hani komünistlerin meşhur taktiğidir ya arkadaşlar. Çamur at tutmasa da izi kalır hesabı. Yani insanlar kafalarında kimseyle paylaşmasalar bile acaba ulan falan hani olur mu öyle bir şey desinler. Şimdi mevzunun müspet tarafına geçiyorum arkadaşlar. Fatih'in aslında ne kadar sağlam bir Müslüman olduğunun delilleri. Vakit de gene her zaman olduğu için dar olduğundan çok hızlı gitmeye çalışacağım. Vefatından bir süre önce Gedik Ahmet Paşa komutasında bir öncü birlik Otranto'ya çıktı. Ben işte harita getirecektim bugün unuttum. İtalyan yarımadası çizme gibi ya. Çizmenin topuğunun alt ucu, otranto. Hepsi Akdeniz'de. Çizmenin topuk kısmının tam güney ucu, alt ucu, otranto. Oraya Osmanlı bir çıkarma yaptı. Gedik Ahmet Paşa isminde bir komutan başlarında. Fatih'in emriyle. Bir sene sonra Fatih vefat etti. Vefat ettiğinde zaten 49 yaşında. Doğal sebeplerden değil nereye gittiği bilinmeyen bir sefere çıkmıştı. Gebze'de vefat etti yani. İstanbul'dan Üsküdar'dan ordugahı çözdü. Gebze bir ya da iki konaklık bir mesafeydi o gün için. Orada ağırlaştı. Yola devam edemediler. Vefatından sonra Yeniçeriler ciddi suikast şüphesi aldıkları için Yakup Çelebi adında Fatih'in Yahudilikten dönmüş olan bir hekimi vardı. Onu parçaladılar. Yani mecazi değil gerçekten kol, bacak, kafa, el, ayak falan şeklinde birleştirdiler aralarında. Şimdi tabii bütün bunlar tek başına tarihen Fatih'in zehirlenmiş olduğunu ispat etmeye yetmez ama böyle puzzle gibi parçaları yan yana koyduğunuz vakit arkadaşlar Fatih'in bu İtalya'yı fethe niyetlenmesinden sebep gizli bir komployla zehirlenmiş olma ihtimali de kesin ispatlanmış olmamakla beraber fevkalade Kuvvetlidir. Neden? Çünkü o günün güç dengelerinde Fatih vefat etmese, daha 20-30 sene yaşasa, Osmanlı tahtında kalsa, sebepler açısından İtalya'nın, tabi bu arada Vatikan'ın da papalığında, Osmanlı toprağı olmasının önüne geçecek hiçbir kuvvet yoktu. Yani o günkü güç dengelerine baktığınız vakit durum öyle. Şimdi Nevzat Kösoğlu'nun bu Türkeş'in az sayıdaki iyi Müslüman adamlarından bir tanesidir Nevzat Kösoğlu. Vefat etmiştir. Ee, çok güzel bir kitabı vardır yani. Böyle Osmanlı okumak isteyenlere tavsiye ederim. Türk Dünyası Tarihi ve Türk Medeniyeti üzerine düşünceler. Kitabın adı iki sefer Türk diyor olsa bile ona aldanmayın. Kitap çok İslami bir bakış açısıyla yazılmıştır. Şimdi buradan bu Otranto seferinin arka planıyla ilgili bir paragrafı okuyorum. Bazı İtalyan şehirleri üzerinde Fatih Sultan Mehmet Han Gazi'nin portresi bulunan altın madalyonlar bastırarak yeni Roma İmparatorunu karşılamaya hazırlanırlar. 11 Ağustos 1480 Gedik Ahmet Paşa kuvvetleri Otranto'yu fethederler. Fatih vefat edince geri çekiliyorlar. Parisliler Kızıl Elma'nın Notre Dame Katedrali'nde görüleceği söylentileriyle korku içindedir. Çünkü böyle bir efsane vardır Avrupa'da. Bütün gayretlere rağmen Osmanlı'ya karşı çıkacak devlet Avrupa'da bulunamaz. Zaten birbirleriyle yaşıyorlar o sırada. İngiltere Osmanlı'nın manşı geçemeyeceği kanaatindedir. O yüzden huzurlular yani onlar. Papa Türklere karşı koyacak herkesin Tanrı tarafından bağışlanacağını ilan eder bir yandan da papalık merkezini Fransa'ya taşımanın hazırlıklarına girişir. 2-3 asır zaten Güney Fransa'da kalmışlardı Avignon'da. Düşünce dünyası bu Fatih'in arkadaşlar yani. Hani espri tabi. Sizin bir Hristiyanlık teklifiniz vardı yormamak için. Onu konuşmak üzere. Ayağınıza geldim diyecekti devam etmiş olsaydı Vatikan'a gidip. Şimdi çok daha duygulanıcı olana 1461 Trabzon'un fethi Fatih ordusuyla beraber Trabzon'a doğru gidiyor. Daha önce de anlattığımı hatırlarım. Bugün için bile Doğu Karadeniz çok problemli bir coğrafyadır çünkü biliyorsunuz dağlar doğrudan denize iner ve denize paralel değildir, denize diktir yani bir dağ aşarsınız hemen sonra yeni bir dağ çıkar, hemen sonra yeni bir dağ çıkar o günün şartlarında doğru dürüst keçi yolu yok. Ordu 150 bin kişilik bir ordu. 60 çift mandayla çekilen toplar var. Ağır toplar, şahi topları. Şimdi bu kadar büyük yükleriniz var, kütleleriniz var. Yolu bıraktım, patika yok, keçi yolu yok. Düz bir o arazi de değil. Yani bak Trakya coğrafyası düz bir arazi. O toplar Edirne'den İstanbul'un fethinden yani şundan 8 sene önce. Edirne'den dümdüz Trakya ovalarında İstanbul'un önüne 57 günde getirildi. 60 çift manda çekiyor, bilmem kaç yüz tane insan çekiyor, bilmem kaç tane at çekiyor. Öyle hareket ettirebiliyordu. Yüzlerce tonluk döküm. Şimdi şunu düşünün aynı toplar ya da onların biraz daha belki küçükleri aynen o şahane olmasa bile. O coğrafyada patika bile yok. Dağı çıkıyorsunuz yol da yok. Önce ormanı ağacı kesiyor yol açıyor. Orada nalatla çektiriyor sonra indiriyor dere. İki dağın arası dere. O dereden geçiriyor sonra tekrar da. Tek kelimeyle arkadaşlar gözünüzde canlanların ordunun askerin canı tabanından çıkmış. Fatih'in yanında da Rum İmparatorunun müttefiki Akkoyunlu Bey'in annesi var Sara Hatun isminde. Akkoyunlu Bey'i kendi cephesinin zayıflamaması için Trabzon'un Rumlardan alınmasını istemiyor. Çünkü Fatih'le kafa kafaya kalacaklar. Siyasi bir hesap yani. Buna engel olsun niyetiyle yaşlı bir hanım. Kendi annesini Sara Hatun, bunlar tabi hepsi Türk Müslüman. Fatih'e elçi göndermiş. işte rica etsin, yalvarsın, yakarsın. Trabzon'dan vazgeçsin. Fatih de daha sonra vakit kalırsa geleceğiz. Azme bak. Diyor ki yolla konuşuruz. <laughs> Sarı hatında bir taht ravana oturtuyor. Tabi onu yordurtmuyor. Rahat oturduğu yerde. Öyle gidiyorlar Trabzon'a hep beraber gidiyorlar. Artık yaklaşmışlar. Sarı Hatun da çok stres yapmış belli. Şimdi hangisi olduğunu burada belirtmemiş. İlk o klasik otantik Osmanlı tarihçilerinden birinden aynen. Ellemiyorum Osmanlıcasına. İhtiyaç duyduğum yerde bugünkü dile çevireceğim. Ee, paragrafı alıyorum. Padişah Bulgar Dağı'nın ekserin yayak yürüyeydir. Yani yaya olarak yürüdü Bulgar Dağı'nın büyük kısmını. Elhasılı kelam, sözün kısası, Drabuz'un üzerine indiler. Trabzon'a vardılar. Sara Hatun, Sultan Mehmed'e eydür. Sara Hatun, Sultan Mehmed'e dedi. Hay oğul, bir Drabuz'un için bunca zahmatlar çekmek nedir? Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Evet. Padişah cevap verdi ki, ana, bu zahmatlar Dırabuz'un için degüldür. Bu zahmatlar dini İslam yolunudur. Ki ahirette Allah hazretine varacak hacil olmayavuz. Yavuz. Değidir. Zira kim bizim ki bizim elimizde İslam kılıcı vardır. Ve eğer biz bu zahmatı ihtiyar itmeseviz bize gazi demek yalan olur. Sahabi. Amin inşallah. Firdevs olsun. Nur üstüne nur indirsin. Yani şimdi şunu düşünün. Bu zahmeti çeken insan nefsinin yaş itibarıyla onda 29 yaşında bir delikanlı. Hiçbir eksiği yok yani bilmez mi bağışlamanızı rica ediyorum topkapıda oturalım yiyelim içelim alem yapalım. O dağlarda o zahmeti o da çekiyor çünkü o da gitmiyor. Daha önce çok anlattım o dere geçişlerinden birinde topu bir türlü çekemiyorlar öteki tarafa. Dere kabarmış kuvvetli şiddetli akıyor topun kendi ağırlığı derenin akıntısı ne mandalar yetiyor ne asker yetiyor kimse yetmiyor. Karman çorman oluyordu. Belki topu kaybedecekler. O telaşı, o gerginliği görünce yanılmıyorsam peçevi tarihidir. Keşke getirseydim, okusaydım. Onu görünce diyor Gazi Hünkar, ben aklımda kalan kadarıyla anlatıyorum. Beline kadar diyor soyundu. Üst giysisini çıkardı. O da geçti diyor çamurun içine girdi. Askerlerle beraber topu çeken halata diyor da omuz verdi. Nihayet kaç saat sonra karşı tarafa çıkarttılar. Tepeden tırnağa her tarafı diyor ya kapkara olmuştu. <laughs> Nefes nefese kalmıştı. Padişah bu 29 yaş. Deli mi yani? Bu derece zahmeti niçin için çekiyor? İşte sarı atı da verdiği zaman. Allah diyor hesap sorar mahcup oluruz. Gaziliğimiz nerede? Bundan birkaç sene sonra bugünkü Romanya'yı fethederken o zaman iki eyalet Eflak Boğdan açık arazide hücuma kalkmış olan Yeniçeri birliklerini ulahlar, bugünkü Romanyalıların ataları yani yoğun topçu ateşiyle durduruyorlar arkadaşlar. Bütün Yeniçeriler tam siper yapıyor. Hücum kesiliyor, duruyor. Arkada tepenin üstünde seyrediyor, deliriyor Fatih. İstanbul'un fethinde atı sürdüğü gibi denize aynı ruh, aynı azim ve çok kızıyor yara yatan Yeniçerilere. Açık arazide ateş yiyor adam, o yüzden yatmış yere yani. Yiğitlik kılıcın, dilaverlik kılıcın kuşanan diyor böyle mi yapar? Tek başına hücuma geçiyor arkadaşlar. Topçu ateşi devam eder. Gözü dönüyor. Onu görünce Yeniçeriler arkasından hücuma kalkıyorlar. Yani padişah bu halde biz artık Can derdinden yatamayız çünkü bu Yeniçeri'nin daha bozulmadığı, Yeniçeri'nin hakikaten Avrupa'yı titrettiği dönemdir bir diğer taraftan. Onlar da arkasından hücuma kalkıyorlar, yeniyorlar, boğdan Osmanlı toprağı diye. Yani şimdi desen ki şan, şöhret bilmem ne falan yüzünden yaptı, ben onu kabul etmem. Çünkü ne şan, ne şöhret, ne altın, ne para insan fıtratında candan daha değerli olamaz canlı böyle bu kadar bozuk para gibi ortaya koyması için o insanın tahttan, maldan, mülkten, paradan çok daha yüksek bir motivasyonu olması lazım ona. O ilahi kelime tulla işte. Onun için ayağa kalkarsın, göz göre göre ölümün üstüne yürürsün. Para için kimse yürümez, taht için kimse yürümez. Der ki yerin dibine basın, bana can lazım haklı olarak. Fatih Sultan Muhammed arkadaşlar böyle bir Müslümandı. Şimdi bu Sare Hatun'u elçi olarak gönderen Akkoyunlu Beyi Uzun Hasan. Anlatan da ilk meşhur bilimsel Osmanlı tarihi yazarı Avusturyalı Fonanmer. Yani nakleden de bizden birisi değildir. <laughs> uzun Hasan'a Fatih'in yazmış olduğu mektuptan bir bölüm esasen uzun. Mektubun ama girişini de okumak isterim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Çeşitli ayetler var onları almamış anlar. <laughs> ve selamu ala min etbal etbal hedi halikül kevneyn ve razı kussakaleyn celleti kudreti ve illetü kelimeti hazretlerinin ben kulu ki valiyül bilat, hamiyül ibad, Muhiyi sünnet Resulullah ve mücri-i şeriat-ı nebiyullah aleyhi ve ala aleyhi salavatullah şahı serveran Sultan Mehmet bin Murad bin Mehmet bin Bayezid Hanım Osmanlı'nın bu devrinde hep böyle mektupların girişi arkadaşlar. Daha giriş ifadesinde top mermisi gibi darmadağın ediyor seni. Sonra mevzumuzu ilgilendiren kısım. Mektup uzun esasen. Aklı imanını pişva edesin ki bizim memleketimiz Darül İslam'dır. Aba Anceddin devletimiz çarağı dedemizden babamızdan bu tarafa nesillerden biridir. Devletimizin meşalesi küfr ehlinin yüreği yağıyla ruşendir. Küfr ehlinin, ehlinin, yüreği yağıyla parlamaktadır, yanmaktadır. Aynı zamanda bu edebi dehaya da bak. Anlatımdaki mükemmelliğe kurduğu ne diyor ona gavurlar? Metafordaki mükemmelliğe bizim devletimiz bir meşaledir meşale bir şey yakar. Yara içine yakar, ya yağ yakar, ya kendini yakar. Bizim devletimiz bir meşaledir. Bu meşale de yanan nedir? Küfrehlinin ehlinin yüreği yağı ile ruşendir. İslam ehline eğer Yavuz kastın var ise, Müslümanlara yönelik bir kötülük yapma kastın var ise, adayı devlet, devlet düşmanı ve şeriattan, devlet ve şeriat düşmanlarından bazı sensin, ve sana mutabaat edip muavenet edenlerdir diye devam ediyor. Vurucu kısım bu. Aba ceddin, babadan cedden dededen bu tarafa devletimiz çarağı küfrehlinin yüreği yağıyla ruşendir. Memleketimiz Darul İslam'dır diyor. Neden? Uzun Hasan bunu hak ediyor mu? Hak ediyor. Çünkü Uzun Hasan'ın Osmanlı'ya karşı koyacağım diye kendisiyle el altından, el üstünden işbirliği yapmadığı o devirde bir tek gavur devleti kalmamış. Trabzon Rum İmparatorluğundan Venedik Dükalığına varıncaya kadar, Papalığa varıncaya kadar, Avusturya'ya varıncaya kadar. 1472 sen, 76 senesinde Otluk Beli Ovası'nda Erzincan taraflarındadır zannediyorum. Onunla defterine durdum. Hatta harp meydanına ilk önce gelip tertibat alan Uzun Hasan oluyor. Akkoyunlu ordusu, Osmanlı ordusu ondan sonra geliyor Fatih'le. O bir tepenin üstünden Osmanlı ordusunu seyrediyor gelişini ama yayılmış bir harp tertibatına göre. Osmanlı ordusunun hem sayısı hem büyüklüğü hem de malzeme ve teçhizat kalitesine bakınca Fatih'ten 20-30 sene sonrası arkadaşlar, 40-50 sene sonra torununun oğlu Kanuni devrinde ordu envanterine girmiş herhangi bir teçhizat. Bu ister ağır top olsun, ister istikam birliklerinin kullandığı bir kazma olsun. Yani bu karakteristik değişmemiştir Fatih devrinde de öyledir. O yüzden Kanuni'den misal veriyorum. Ordu envanterine girmiş, en büyüğünden en basitine kadar herhangi bir teçhizatın envanter kayıt süresi 3 sene. 3 senenin sonunda o alette o silah el değmemiş olsa bile yenileniyor. Çinliler özel adam gönderiyorlar Osmanlı tüfeği temin edip Çin'de imal edelim taklit edelim diye. Askeri teknoloji olarak imkan servet olarak rakipsiz. Fatih devrinde de öyle. Uzun Hasan Osmanlı ordusunu gördüğün Otluk Belisi arasında harp başlamadan önce küçük dilini yutuyor. Tarihe geçmiştir. Hanım kardeşlerimiz bağışlasınlar. Vay kahpe Osmanoğlu diyor. Ne derya düzmüş diyor. Yani şimdi Fatih ve İslam diyorum. Bunu dar manada bir dinlerlik olarak anlamayın arkadaşlar. Hani Fatih günde 5 vakte 5 daha katardı, kılardı. Eyvallah öyledir. Takvasında da şüphe yok. Çünkü yaşadığı devirde Topkapı'nın nüfusu toplam 700 kişi yani nöbetçisi her şeyi hiç kadın yok. Fatih'in nikahlı hanımları, cariyeleri de bugünkü İstanbul Üniversitesi kampüsünün olduğu yerde yani eski Bizans sarayından. O sarayı ziyareti haftada iki gece. Yani öyle zevkten, eğlenceden, meşru olanından bile esasen bu kadar uzak. Bu manada mutlaka takva sahibi izah istemez şunu diyeceğim. Dindarlığa sadece çok iyi namaz kılmak anlayışı dahil değil ki gerçek din odur zaten. Orduyu sürekli mükemmel halde tutmak, devleti sürekli diri tutmak bu da dindarlığın bir parçasıdır. Bugün unutulmuş artık böyle şeyler. O yüzden benim dönüp dolaşıp hatırlattığım ayet Bakara 85. Siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını arkanıza mı atıyorsunuz? Hayır. İslam dediğim vakit, dindarlık dediğim vakit mesela o yetkiye sahip olan insanlar için ordusunun üzerine titremek de artı bir fazilet değildir. Aynen namaz gibi, oruç gibi o dindarlığın bir parçasıdır. İnşallah bu bilinç tekrar ihya olacak yani olması lazım. Sene 1476 arkadaşlar yeni ihtida etmiş olan Rumeli ahalisine Beş vakit namazı emreden ferman yayınlıyor Fatih. Yeni ihtida ettikleri için doğal olarak hepsinde mükemmel bir namaz alışkanlığı yok. Fatih rahatsız bu durumda. Ben Müslümanım diyeceksin, beş vakit namaz kılmayacaksın, öyle şey yok. Ben de bu devletin reisiyim, emrediyorum bu beş vakit namaz kılınacak diyor ferman yayınlıyor. Bu manada tabii çok uzatmak istemem de yani o özellikle FETÖ'nün tahrip ettiği Hoşgörüyü de gerçeğini buradan görmek lazım. Yani hoş görelim kılmıyorsa kılmasın. Bir namaz, bir namaz. Bektaşi, bektaşi. Yok öyle şey. Hoşgörü Müslüman olup olmamakta. Kimseye zor dayatmıyor sen Müslüman olacaksın diye Eyvallah. Aynen kimseye mesela sen TC vatandaşı olacaksın diye dayatılmadığı gibi. Ama TC vatandaşı olduktan sonra devletin sana dayatması var mı? Hadi askerlik yapmayacağım da bakalım. Hadi dükkan işleteceğim ama vergiye tabi olmayacağım da bakalım. Diyelim ki yarın öbür gün devlet işte korona hikayesi İtalya'daki gibi kapatıyorsunuz dedi. Hadi kapatmıyorum da bakalım. Bunların hepsi dayatma. İslam'da aynı şey. Müslüman oldunuz mu? Oldunuz. E Müslüman olduk ama beş vakit namaz kılmayız. Öyle şey yok diyor. Ferman yayınlıyor. Bu diyor kılınacak. Kanuni devrinde yayınlanan ferman var. Onlara da ceza veriyor kanun. Ve evde kılıyorum mazeretini kabul etmiyor. Beş vakit namaz diyor, mahalle erkekleri tarafından mescitte kılınacak. İmamlar da zabut tutacak, geldi gelmedi. Gelmeyenler kadıya bildirilecek, kırbaç para ya da hapis cezasına çarptırılacak. Gitmek mecburiyetindesin. Bu çünkü İslam devleti, İslam toplumu. Ben mescide gitmedim, evde kıldım, hayır diyor. Evde kıldımı kabul etmiyorum çünkü kontrolü yok. Geçtik. İstanbul'a arkadaşlar İslambol adını veren Fatih'in kendisi olmuş. Bu bilgiyi nakleden de Ermeni bir tarihçi. 18. asırda İstanbul İnciciyan. Osmanlı devrinde İstanbul'un özellikle halk arasında kullanılan, en çok kullanılan isimlerinden biridir. İslambol diyorlar. Bilmiyordum ben de. İslambol kelimesinin mucidi bizzat Fatih'in kendisidir. Mana açık yani Müslümanı bol. İstanbul'un fethinde büyük taarruzdan bir gün önce yani 29 Mayıs 1458 53'ten önceki gün 28 Mayıs günü bütün orduya oruç tutmasını emrediyor. Ertesi gün yapılacak olan taarruzda Cenab-ı Hakk'ın inayetine, rahmetine vesile olsun diye. Koca müverrih Bosnalı Hüseyin Efendi diye daha sonraki asırlara yani 17-18. asra ait zannediyorum bir Osmanlı tarihçisi var, klasik tarihçilerden biri. O diyor ki Fatih'in sözü, Fatih dedi ki diyor, bu hanedanın maksadı alası, en yüce gayesi ilahi kelimetullah'tır. Az önce okuduklarımız da zaten paralar bütün hayatıyla paralel. İlginç bir özellik arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de allah Alem İstanbul'a işarette bulunan yani şimdi bunu hoca arkadaşlarımız, abilerimiz daha iyi bilir. Ayetlerin sarih manası vardır, işari manası vardır, müevvel manası vardır, müfesser manası vardır falan. Yani işarette bulunan ayette açık açık yazmaz da gönderme yapar, işaret eder adı üzerinde. İstanbul'a İşarette bulunan bir ayet kabul ediyoruz. Buraya hangi surede olduğunu almamışım. Ezbere bilenler söylesin. Belletün tayyibetün diyor. Fetih değil. Belletün tayyibetün ifadesinin arkadaşlar ebced hesabı 857. Hicri takvime göre İstanbul'un fethiyle aynı sene. Hicri takvime göre İstanbul 857 senesinde fethedildi. Kur'an'da İstanbul'a işaret eden ifade Belletin Tayyibetün. Tayyip belde, güzel belde şehir demek. Ebcedi 857. Yani son kısmını da siz çıkartın. Tayyip belde, Sebe suresi. Aynı zamanda Tayyip beldesi demiş oluyor. Bir bir erdoğan, bir e ona da işaretin işareti var. Tabi buradan şunu da bilin. Ömrünün sonuna kadar istikametini korumak şartına bağlıdır. Yani işare mana demek bazı saf Müslümanların zannettiği gibi. Öyle nurcular da çok itham edilmiştir. İşte buna işaret varsa tamam bu zaten kafadan cennetlik. Peygamberler gibi ne yaparsa yapsın cehenneme gidemez. Peygamberler hariç arkadaşlar bu muameleye mazhar olmuş bir kişi var. Hadisin delaletiyle sabit Hazreti Osman. Yarmuk ordusunun Ceyşül Usre'nin hazırlanmasında. Onu bile şöyle anlıyoruz işin doğrusu. Osman bundan sonra işlediği günahlardan hesaba çekilmeyecek değil. Allah Osman'ın günah kabiliyetini hayır kabiliyetine çevirdi. Bundan sonra Osman günah işlemeyecek işleyemeyecek, işlemeyecek. Sonuç o. Yoksa ilk bakışta zannedildiği gibi olursa adalet ilahiye, rahmet-i ilahiye Kur'an'ın yine dünya kadar nasına ters olur. Ama günah kabiliyetini ayır kabiliyetine çevirdi. Günah olan bir şeye iştahı, isteği yok, eğilimi yok, işlemiyor. Sonuçta Allah da hesap sormuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Onu belirtmiş olalım. Dolayısıyla yani şimdi belle-i buradaki tesadüfü, tevafuku manasız bir tesadüf olarak görürsek sadece Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapmış olmayız. Kur'an'a karşı da saygısızlık yapmış oluruz. Ama buna bakarak tamam işte Tayyip Erdoğan Allah'ın seçilmiş kuludur. Feto mantığında olduğu gibi hani farzları kaldırsa haramlara helal helalleri haram yapsa bile ona itaat etmek gerekir diye bir şey de yoktur arkadaşlar. Bu kayıtlı ve şartlı müjdedir. Ömrünün sonuna kadar o istikameti korur ise şayet. Saate bakma. Evet, meşhur Konstantin'in yadisini hepiniz bilirsiniz. Leteftuhannel Konstantiniyye ve nimel emiru emiru ha ve nimel sevkül ceyşi Bu hadis arkadaşlar, hatırlatmış olalım. Ahmet bin Ambel'in müsnedinde rivayet edilmiştir. Buhari'nin camiinde değil de ikinci derece bir hadis kitabı daha vardır. Tarihinde rivayet edilmiştir. Taberani'de de rivayet edilmiştir. Taberani'de. Yani sağlam bir hadistir kısacası. Manasını hepiniz biliyorsunuz. Konstantiniyye bir gün elbet fethedilecektir. Onu fethedecek komutan Emir ne güzel bir komutandır. Fethedecek asker ne güzel askerdir diye. Şimdi ilginç bir iki şey söyleyeceğim. Buna göre senedi daha zayıf. Başka hadisler var ama onların senetleri cidden zayıftır. O zafiyeti göz önünde bulundurmazsak hadislerin metni birden fazla bunlar. Roma'nın da fethedileceğine dair. İnşallah. Evet inşallah. Ve Roma'nın dair zamanda Hristiyanlığın hakimiyetinden çıkacağına dair bazı Hristiyan rivayetleri de var. Yani Katolik dünyasının da içinde bu tarz bilgiler var. Şimdi bana göre çok çarpıcı olan bir şey. Fethi hazırlıkları yapılırken Osmanlı'nın içinde bir grup, Osmanlı devlet yönetiminde bir grup, Çandarlı Halil Paşa sadrazam Bacı çekiyor. Şu ya da bu sebepten ötürü fete karşı engel olmaya çalışıyorlar. Fatih yani hem Bizans'la mücadele ediyor hem içeridekilerle mücadele ediyor ama daha tahta da yeni yaşı da genç büyük bir başarısı da olmadığı için içeridekilerin bu fete karşı olan partinin çok üzerine varamıyor. Nitekim fethi yaptıktan sonra onların hepsini hızla temizledi. Çoğunun boynunu vurdurdu. Çanlarla Halil Paşa gibi Sadrazamın bence iyi oldu. Yoksa Çandarlı Hanedanı, Osmanlı Hanedanı'na rakip olarak geliyordu onlar. Asırlardır hep sadrazam yani padişahlık Osmanlı Osmanoğullarında sadaret bizde gibi bir anlayışa kapılmışlardı. Bu devletin erken ölümü olurdu. Fatih'in deasının göstergelerinden biri de odur. Önünü kesti attı çok radikal bir şekilde yani vurdu boynunu. Ötekilere dedi yani canınızı seviyorsanız oturduğunuz yerde oturun o fitneyi ortadan kaldırmış oldum. Şimdi Edirne'de böyle bir fitne yaşanırken arkadaşlar bazıları bu fetih karşıtı gruptan bazıları bana bir iki peçe tedavi verebilir misiniz Selam Bey? Fetih karşıtı gruptan bazıları Fatih'e getirip hadis gösteriyorlar kitaplarda. Aha bak diyor yeri de bu. Hadis diyor ki zayıf senedi gene ama ilginç. Konstantiniyye'yi diyor Mehdi fethedecek. Yani gösterenler de herhalde şöyle diyorlar devamında. Hani hünkârım diyorlar kusura bakma yanlış anlama ama hani sen de Mehdi değilsin. Yani o kadar da değil onun da zaten öyle bir iddiası yok, düşüncesi yok. Ve şunu göz önünde tutun. Bu muhabbetler olurken Fatih 19-20 yaşında. Yani bugün arkadaşlar biz 19 yaşında oğlumuza içimiz sine sine mesela bir dükkanı teslim edebilir miyiz? Evet. Dükkanı sana teslim ettim. 3 aylığına ben mesela şeye gidiyorum. Mekke'ye, Medine'ye. Orada mücavir kalacağım. İnzivaya çekileceğim. Hiç haberleşmeyeceğiz de kontrol de etmeyeceğim. Sana talimat da vermeyeceğim. 3 ay buranın yöneticisi, patronu her şeyi sensin al bu dükkanı çevir. İçeride 500 bin lira sermayesi olan bir dükkanı 19 yaşında oğlunuza teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Çok istisnai olur. Yani ederim diyebilen haklı olarak. Fatih Osmanlı Devleti'ni idare ediyor. Ve böyle şeylerle mücadele ediyor. Diyorlar ki hani Mehdi de değilsin. Bir boşluğa düşmüş. <laughs> Molla Akşemseddin kurtarıyor arkadaşlar. Molla Akşemseddin'in bildiği nasıl bir rivayet, deruni bir bilgi var ise çarpıcı olan. Hünkârım diyor o hadis sahih. Ama o hadiste haber verilen diyor ikinci fetih. Allah'a <laughs> Da beklenen yani. Evet. Sen diyor bunu üstüne alma. Bunun diyor seninle alakası yok. Sen diyor aynen hazırlığına devam et. Allah inşallah sana diyor bu fethi müyesser kılacak. Zaten Molla Akşemseddin köseymiş. Fatih'e hocalık yaptırıyor. Ters de olabilir isimleri de karıştırmış olabilirim. Daha 4-5 yaşlarında Fatih. Babası da yani ikinci Murat da İstanbul'un fethine çok istekli, çok arzulu. Fatih'le işte Molla Akşemseddin, Akşemseddin ders yaparken Molla Güraniye soruyor babası ikinci Murat. Ya Molla diyor şu Konstantiniyye'yi diyor alamayacak mıyız? Orayı İslam yapamayacak mıyız? Hünkarım onu diyor şu sabiyle diyor şu köse görecek. Şeklinde bir rivayet vardır arkadaşlar. Ama çarpıcı olan bizi ve geleceği de ilgilendiren sırlı kısım burasıdır. Akşemseddin öyle feth'e yöneltiyor diyor ikinci fetih. Aynen de dediği gibi oldu birinci kısmın. İnşallah ikinci kısmı da olur. Çünkü gene bunların senetleri çok zayıftır. Gene senedi çok zayıf. Şöyle bir hadis rivayeti var mesela. Mehdi diyor İstanbul'u fetheder ve diyor esir almaz. Allah. Esir kabul etmez diyor. Yani ondan çıkan sarih mana o. Evet süreyi esasen bitirdik arkadaşlar. Bununla beraber Fatih demiştim. Bir çok sağlam bir Müslüman İslamcı. İki bir dahi üç azim. Onun misallerini vereyim bir iki tane. İstanbul'un fethinde biliyorsunuz dört tane büyük Venedik kalyonu Haliç'ten içeri girmeyi başarınca onun fetih 1453'te de güzel yani filmin en çok sevdiğim bir iki sahnesinden biri olmuştu. Osmanlı kaptanı deryası var Baltoğlu Süleyman Paşa engel olamadı Osmanlı donanması. Venedik gemileri çok daha büyüktü. Yardılar muhasarayı girdiler içeri. İşte böyle çok mahcup onun Baltoğlu haberini verdiğinde filmin eğer o sahnesini hatırlıyorsanız yani onu iyi canlandırmış. Böyle tam Osmanlı tokadı denilen cinsten bir tokat yapıştırıyor kaptan derken ve dümdüz ediyor. Bu aynen tarihte var mı bilmiyorum ben öyle bir kayıt görmedim ama Venedik gemilerinin bizim donanmanın muhasarasını yardığını görünce atını denize sürüyor. Ona hepimiz biliriz. Ya. Bu azim işte. Yani bu aklın mantığın ötesine geçen durum. Hatırlayın ilk muhasara hazırlıkları başladığında Bizans İmparatoru akıl almayacak hazine para teklif ediyor vazgeç muhasaradan diye. Bir şu an rakamını hatırlamadığı muazzam bir hazine. İki, Surların dibine kadar diyor Osmanlı toprağı kabul edelim. Çünkü o zaman surların dışında da 15-20 kilometrelik bir kuşak gene Bizans toprağıydı. Dibine kadar diyor Osmanlı toprağı olsun. Sırf diyor şehrin kendisine dokunma. Bu kadar da para. Teklifi getiren Bizans elçisini reddederken söylediği söz azim. Diyor Kayserinize söyleyin. Ya diyor İstanbul beni alır ya da diyor ben İstanbul'u. Um. Benim arkadaşlar Fatih'te son tahlilde en çok hayran olduğum taraftır. Bu azim. Akıl avsalığı almaz azim. Son daha sonraki yıllarda Arnavutluk fethediliyor. Yüzlerce senedir İşkodra şehrini Arnavutlardan hiç kimse alamadı. Çünkü develerin bile çıkamadığı bir yaylanın üstünde inşa edilmiş çok kalın taşlardan. Yani oraya top çıkartılabilmesi mümkün değil. Surlar çok sağlam olduğu için büyük çaplı top olmadan şehrin alınabilmesi mümkün değil. O yüzden yüzyıllardır her önüne gelen kuşatmış hiç kimse bir şey yapamamış. Arnavutlar da bununla iftar ediyor. Hristiyan o zaman Arnavutlar hepsi. Alay ediyorlar düşmanlarıyla. Aynı şeyi Fatih de görüyor daha önce nakletmişimdir. Tophane'yi yani Osmanlı top fabrikasını demonte ediyor, bölüyor tophaneyi. Tezgahı, teşkilatı. 20 bin devenin sırtına yüklüyor. İşkodra'nın olduğu yaylaya çıkartıyor. Orada tekrar monte ettiriyor. Tophaneyi, fabrikayı kuruyor. Orada top döktürüyor. O toplarla surları yıkıyor alıyor. Azim işte. Azim. Yani hayran olmak yetmez diyeceğimiz bir azim. Hayranlık kelimesinin eksik kaldığı bir azim. Bu kadar mı yani tuttuğunu kopartır bir insan? Şunu düşünün, İşkodra Osmanlı toprağı olmasa stratejik olarak bir eksiklik olmaz. Allah'ın dağının başı zaten. Yani ne ticaret yollarının üstünde, ne herhangi bir kesişimde, ne çok özel stratejik bir bölge. Ama hayır diyor yani. Bizim teslim alamadığımız, bizim alamadığımız bir yer diyor olamaz. Bizim gücümüze mukavemet edecek bir yer diyor olamaz bak. İstanbul'un fethinde de aynı şey. Ya ben İstanbul'u ya İstanbul beni. Burada da aynı şey. İşte bu gerçek asıl. Asıl lider böyle olması lazım. Evet. Allah bizi şefaatine, duasına şefaatinden önce nail etsin inşallah. Benim kendi şahsım adına bu 35 padişah içerisinde toplamı 36'dır en çok sevdiğim, hayranı olduğum, saydığım 5 padişahtan bir tanesidir arkadaşlar. Üstünde ne kadar konuşsak esasen az süreyi doldurduk. Evet, soru